İyi miyim? Çok iyisin hayatım. Dur şu kaşlarını da bir düzeltelim. Milyonların karşısına çıkacağız. Güzel olmamız lazım, rezil olmayalım. Ne olursa olsun ben senin arkandayım. Bunu unutma, tamam mı? Canımsın, kanımsın, kadınımsın. Hayranım sana. Hazır mı? Hazır abi. Hadi bakalım. Yüzüm ışık alıyor mu? Gayet iyi abi. Ama istersen önce bir prova alalım. Ne provası oğlum? Dizi mi çekiyoruz burada? Başlat hadi. Selamun aleyküm. Ben Tevfik Moralı. Kısaca Tefo. Tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Habercilere göre gangster. Polise sorsanız kanun kaçağı. GBT'me baksanız çete lideriyim. Hakimlere sorsanız en az 100 yıl yatarım var. Ama gelin, bugün kimin ne dediğini boş verin. Sadece bana kulak verin. Size acayip şeyler anlatacağım. Hiçbir de hikaye değil ha. Ne izliyorsun abla? Önemli değil ablacığım. Bundan 2 ay önce baktım ki hapis yolu göründü. Yurt dışına kaçtım. Evimi, işimi, otelimi, her şeyimi geride bıraktım. Ama onlar beni rahat bırakmadılar. Namussuz herif. Şimdi bu videoda kanun adamı diye saydığınız, makamına, ünvanına güvenip bir alt sandığınız adamların gerçek yüzünü göstereceğim size. Ve öncelikle başsavcı vekili Ramiz Karaca'dan başlayacağım. Allah'ın belası. Sus lan sus! Hakkımda yakalama kararı olduğu halde yurt dışına kaçabildiysem bu Ramiz Karaca sayesindedir. Başsavcı vekili olduğuna falan bakmayın. Hakla, hukukla hiçbir işi yoktur. Sırf işi gücü cebine para sokmaktır. Başka hiçbir şey değil. Bildiğimiz Ramiz Karaca mı? Savcı dedi ya, o işte. Abi zora sokacaksınız beni, verin artık. Lan yemedik, vereceğiz birazdan. Tamam oğlum, tamam dur. Kaçışımla ilgili attığım her adımdan Ramiz'in bilgisi vardır. Bana yardımı da dokunmuştur. Bedavaya değil tabii. Kendi de cebine doldurdu. Sayemde ufak bir serveti oldu. Şimdi bundan 2 ay önce beni kaçırırken müthiş bir organizasyonla en adi hamleyi de yaptı. Sırf beni uçursun diye, kendine alan açsın diye peşimdeki asayiş ekibine de çöktü. Ama öyle böyle çökmek değil ha. Babalar gibi 3 tane yıldızlıyı yazdı, çizdi, bozdu, cezaevine attı. Namuslu emniyet mensuplarını karaladı. Biri müdür, biri başkomiser, biri komiser. Bak yıldızı diyorum. Boşuna demiyorum. Hepsi yıldızlı. Her şeyi itiraf ediyor. Bildin kustu her şey herif. Hem de tam ortaya. Karşılığında ne oldu? Evet, ben kuş gibi özgür oldum. Savcım Ramiz cebini doldurdu. Bariz itiraf bu. İşimize yaramaz mı? Elbette yarar. Önce tutukluluğa itiraz ederiz. Sonra da yeniden yargılanma yolu açılır. Serbest kalırlar yani. Kesin konuşmayayım ama iyi haberler almamız mümkün. Tamam, o zaman lütfen bir an önce harekete geçelim. Yani ne yapacaksak, nasıl yapacaksak hemen yapalım lütfen, olur mu? Tabii ki, tabii ki yapacağız. Şimdi, gangster benim ya. Kanun kaçağı benim. Çete reisi benim. Bu Ramiz Karaca ne? Bu yaptıkları ne? Ha? Çıbanın başı. Aç köpek Ramiz. Seni barınağa yatıracağım, barınağa. Her gün bir tas su koyacağım önüne. Başka hiçbir şey yok, anladın mı? İnim inim inlediğini görmeden ölmeyeceğim oğlum. Duydun mu beni? Herkes duydu mu? Güvenmeyin bunlara. Doymaz. Yutmaya kalkarlar. Herkesi, hepinizi. Ama Ramiz, beni yutamazsın. Beni kaçırmak için aldığın 1 milyon euroyu sana helal etmiştim. Ne oldu sonra? Her şeyime çöktün lan. Beni başkasıyla karıştırdın oğlum sen. Bak ben senin boğazındayım. Takıldım. Çıkmam artık oradan. Geçmiş olsun oğlum sana. Bekle sen. Geçmiş olsun Rıza baba. Sen bekle Ramiz. Geleceğim günü bekle. Az kaldı. Aracım kapıda mı? Evet efendim. Patronun ararsa ona de ki Ramiz bu ihaneti unutmayacak.
Anlamadım. Efendim, gitmemiz lazım. Şimdi çıktı otelden. Tek başına mı? Yok, üç kişiler. Bir emriniz var mı patron? Kardeşim, bak sana az da olsa hakkım geçtiyse dediğimi yapın. Sakın o herifin peşini bırakmayın, tamam mı? Anlaşıldı. Şimdi çıkıyorlar. Takipte kalın. Anlaşıldı, tamam. Şu gidenleri takip edeceğiz. Hadi çabuk. Hoş geldiniz komiserim. Kolay gelsin. Ben hakimin odasına çıkacağım. Tutukluluğa itiraz dilekçesi sunacağım. Tamam, biz de gelelim seninle. Kalabalık girmeyelim. Durduk yerde kızdırmayalım adamı. Siz burada bekleyin, olur mu? Ay, midem allak bullak oldu. İyi misin? Bulantı tuttu vallahi, tam da yerinde. Neyse, geçer şimdi. Ben sana bir su bulayım. Toz falan bir şey. Olur, su olur, su olur. Tamam, geliyorum. Panik olma, panik olma, su olur. Hı. Geçecek şimdi. Tevfik, burası bize yeter. Ne olur gitme İstanbul'a. Parası batsın. Bize sen lazımsın. Bak, ben Banu, geri döneceğim diyorum sana. Sen anlamıyor musun beni? Ha? Döneceğim. Ya içimde kötü bir his var. Anlamıyorsun ya, ne olur. Olmasın içinde kötü bir his falan. Al, al, tamam. Ben geri döneceğim. Sen rahat ol, tamam mı? Ya bir kere olsun beni dinle, ne olur. Söz veriyorum, tamam mı? Sizi bırakmayacağım. Gitme. Ailem size emanet. Hadi. Baş üstüne. Baş üstüne. Ben Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelik. Sizi ismen biliyorum tabii. Ramiz Karaca başsavcı vekili olarak bana bağlı çalışıyor. Bunu da biliyor musunuz müdür? Elbette. Eski gizli tanık Tevfik Moralan'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalardan haberdar mısınız? Kulağıma bir şeyler geldi, evet. Hepsi ispata muhtaç iddialar. Üzerlerine ciddiyetle gideceğiz muhakkak. Elbette. Bir şey sorabilir miyim başsavcım? Buyurun. Gecenin bu saatinde buraya bana bunları açıklamak için mi geldiniz? Hayır. O zaman sadede gelelim mi? Ramiz'in eylemlerini ben de şüpheli buluyorum. Hakkında gözaltı kararı var. Ancak yerini tespit edemedik henüz. Tevfik Moralı doğru mu söylüyor, iftira mı atıyor, anlayamadık henüz. O zaman buraya kadar geldiğinize göre bizim anladıklarımız lazım size. Siz başkaları gibi değilsiniz. Devletin ciddiyetini de işleyişini de bilirsiniz. Bana ne verebilirsiniz? Eğer bana yardımcı olan evlatlarımın başı derde girmeyecekse, bildiğim her şey burada. Buyurun, sizindir. Başka bir şey istemeyecek misiniz? Kendiniz için mesela. Hayır. Devletle pazarlık yapılmaz. Hakikati görseniz yeter bana. Aptal herif. Asıl sen tezgaha geldin. Aç şu telefonu ya. Üf,
Savcım, yer değiştirmemiz lazım. Oğlum 10 tane evim mi var benim? Pansiyon falan da olur. Takip ediliyor olabiliriz. Çıkın bakın lan o zaman. Ne duruyorsunuz? Baş üstüne savcım. Allah'ın belaları. Ne yaptılar, ne ettiler? Köşeye sıkıştırdılar bizi. Tevfik Moralı'nın kamuoyuyla paylaştığı ifadeler, müvekkillerimin bir kumpas neticesinde aylardır suçsuz yere hapis yattığını göstermiş oldu Sayın Başkan. Ayrıca mahkemeye sunduğumuz delillerde de açıkça görülüyor ki Tevfik Moralı ve Ramiz Karaca ortak birçok suça karışmıştır. Müvekkillerim söz konusu şahsı yakalamak için aylarca uğraşırken, Ramiz Karaca'nın soruşturmayı kendi lehine çevirmek için yaptıkları, Tevfik Moralı'yı gizli tanık olarak soruşturmadan korumaya çalışması ve sistematik iftiralarla müvekkillerime kurduğu kumpas sunduğumuz belgelerde görülmektedir. Netice itibariyle haksız yere tutuklanan müvekkillerimin tahliyesini, üzerlerine atılı suçların düşürülmesini yüce mahkememizden talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Dosyaya eklenen yeni deliller ve ifadeler neticesinde Rıza Soylu, Mesut Güner'i ve Hüsnü Çoban'ın tutukluluk hallerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Allah'ım, bitti sizin aydın. Esra'cığım. Tahliye dediler oğlum. Çıkacak şimdi baban. Bekliyoruz. Sağ ol Esra'cığım. Umudumu diri tuttun. Sen olmasan çoktan yıkılmıştım. Geçti ablacığım, geçti. Bitti çok şükür. Ha, geliyor. Çok teşekkürler. Rica ederim, geçmiş olsun. Ha. Ay çok şükür. Ay, ay. Şükür kavuştuk. Sonunda Hüsnü. Geçti güzelim, geçti. Bitti artık, beraberiz. İşte bu, işte bu canım. Vallahi hiç geçecek. Şş, bana bak. Evimize gider miyiz? Gideceğiz tabii, ne yapacağız? Canım. Şş, nasıl? İyi. Cümleten geçmiş olsun o zaman. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Hüsnü, kız gözün aydın. Ben seni çok özledim. Gel bir sarılayım. Gel buraya gel. Ya salak gel, şey. Gel buraya gel. Özledim gel, be. Gel ben de özledim. Özledim seni, de inanmazsın. Ben. Çocuklara da haber verdim. Evde bekliyorlar seni ha. İyi yaptın, iyi yaptın, iyi yaptın. Bizimkiler neredeler hala? Yetişiriz dediler müdürüm. Ya. Ramiz ne oldu? Yani her yerde arıyoruz. Aa, geldiler. Rıza baba, geçmiş abi, olsun. Geçmiş olsun. Abi, geçmiş olsun. Geçti çok. Geçti. Abi, geçmiş sabah olsun. Sabah, yes. Şükür kavuştuğuna ya. Geçti abi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Aa, şuna bak ya, nasıl bronzlaşmış. Yanmış mıyım? Aa, bronzlaşmış, vallahi hiç adildi. Görev abi. Evet. Kız siz tatile mi gittiniz? Hangi ara gittiniz benim haberim yok. Nazike. Hangi yok, tatil falan değil. Nazike. Bizim halk. Bir şeyde karışma be. Karışma ya, Allah Allah. Ne yaptınız, durumlar ne? Abi. Tefo şu an son sürat Şile yolunda ilerliyor abi. Bu adresteki dövmeciye gidecek Tefo. Telefonla yolluyorum şimdi hemen konumu. Biz her şeyi ayarladık. Geldi mi? Tamam. Randevu birkaç saat sonra. Bir şekilde yerleştir çipi derinin altına. Çipin çok ince olması lazım, anlaşılabilir. Hazır hazır, merak etme. Dövmeci de sana teslim edilecek. Çip aktif. Şahanesin be Merve. Güzel. Son bir adım kaldı Hakan. Tefo ile Ramiz'i birbirine düşürmek. Hadi bakalım. Nerede kalmıştık?
şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, mutsuzluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Suçun ortasında.